Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Burası Müzik On Air. Instagram profili, ben karşınızda Ozi. Efendim, Ozi ile Türkçe rock sohbetleri için bir kere daha karşınızdayız. Bu akşam da bizimle beraber Ufuk Altay olacak. Onu tanıyacağız, tanıtacağız. Ben de sizlerle beraber tanıyacağım. Keyifli bir sohbet yapmayı planlıyoruz. Bunu gerçekleştirmek için azıcık bekleyeceğiz ve ardından Ufuk geldiğinde Ufuk'u yayına bağlayacağım. Umarız keyifler yerindedir. Ben birazcık üşütmüşüm galiba. Böyle hafiften gripal hissediyorum ama çok da kötü değilim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz sıcaklıklar böyle -5, -6, -7 falan oldu. Böyle olunca da haliyle biz İstanbullular olarak böyle eksilere pek alışık değiliz. Hop, hemen böyle bir şifayı kapabiliyoruz. Dikkat etmek lazım. Siz de dikkatli olun. Malum pandemi süreci devam ediyor. Korona mıyız? Grip miyiz? Öyle miyiz? Böyle miyiz derken sıkıntılar yaşamayalım. Pekala, herkese mutlu akşamlar. Burası Music On Air. Ufuk Altay ile beraber Ozi ile Türkçe Rock programı, Ozi ile Türkçe Rock sohbetler için buradayız. Şimdi biraz bekleyelim. Evet, Ufuk geldi. Hoş geldiniz. Evet. Ufuk geldi galiba. Ufuk, geldin mi? Geldim, merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, çok teşekkür ederim, iyiyim. Teşekkür ederiz programa katıldığın için, vakit ayırdın. Ne demek, ben teşekkür ederim. Çok 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 sağ ol. Neredesin abi şu an, neredesin? Lokasyon neresi? Şu an İstanbul Maltepe. Evin bana ait bir kısmı var. Balkonun sol köşesi. Sana evde bu kadar küçücük bir yer mi ayırdılar? Evde küçücük bir yer mi ayırdılar? Ya aslında buraya küçük bir alan kurdum kendime. İyi oldu, güzel, evet, oldu. Rahat rahat yapıyoruz. Görüşmeleri veya televizyonum var. Sistemim var. Kafa dengi, güzel yani. O zaman sen evin içinde böyle küçük bir ev oluşturmuşsun kendine, bir alan oluşturmuşsun. Güzel olmuş. Pekala. İstanbul Maltepe'ye, İstanbul Beylikdüzü'nden sevgiler öncelikle. Herkese selamlar. Yani bir uçtan bir uca canlı yayın yapıyoruz sevgili dostlar. Müzik On Air Instagram profiline tüm arkadaşlara da hoş geldiniz diyelim tekrar ve mutlu akşamlar, mutlu pazar akşamları dileyelim. Ufukcuğum, iyi görünüyorsun. Keyifler nasıl? İyisindir umarım. İyiyiz yani, herkesin müzdarip olduğu şeyler uzun uzun söylemeye belki gerek yok ama işte herkes sıkıldı artık, pandemi. Evet ya, bıktık bunları konuşmaktan yani, yemin ederim. Aynen. İyi taraflarını görmeye çalışıyoruz, varsa bulmaya çalışıyoruz işte beraber. Vardır, muhakkak vardır, bence vardır yani. Aslında var yani, çoğu tabii şey kötü, belki çok sınırlanıyoruz ama sonuçta bu kendimize dönmeyi, biraz aileyle beraber olmayı, görmediğin insanları, hani yakınında olan tabii, insanları daha böyle biraz daha vakit geçirmeni sağlıyor. Evet, o işte çok yaradı, çok yaradı o işe. Yani insan bir araştırmaya giriyor. Yani ilk hatırlarsın, geçen sene Mart'ta eve kapandığımızda, yani evet, buhran geçiriyordu herkes. Ama şimdi bugün dışarı çıktım biraz işte. Hani mesafe, yürüme mesafesine çıkabiliyorsun ya alışverişe. Baktım herkesin elinde bir poşet. Ama hiçbir şey almamış insanlar. Sırf böyle dolaşmak için. Yani sokakta... Ya bir şey söyleyeceğim. Biz bu üç kağıtçılıkları falan çok iyi başarıyoruz ya. Ben sana söyleyeyim yani. Süperiz. O konuda ülkecek harikayız. Hatta bununla alakalı videolar falan da var. Bir tane Instagram fenomeni bir arkadaşımız var. Aykut galiba. Bu ekmek almak için dışarı çıkanlarla alakalı böyle bir komedi, bir parodi yapmıştı. Abi o müthiş bir şey olmuş. Yani hani sokağa çıkmak yasak
dedik ya sen şimdi işte elinde poşet herkesin ama poşetler boş. İşte hep bahane aynı yani. Ekmek almaya çıktım falan hani. Aynen. Onun gibi yani, bir şey bu senin bahsettiğinde. Ben de öyle çıktım işte bir şeyler alırız herhalde falan diye bir baktım 4 kilometre yürümüşüz. Hani şöyle bir turlayalım diye. Yani insanlar bir şeyler bulmaya çalışıyor hakikaten. Sıkılıyoruz doğru. Evet. Ama bunun iyi tarafları da var. Yani az da olsa yani bizim açımızdan müzik yapmakla haşır neşiriz bayağı bir. Bunu da hani şu boşlukta yapmak aslında biraz daha hani ne diyeyim vakit ayırmak için iyi bir sebep. Normalde evet. İşte sahneler olsa bir iş güç var tabii. Hani bunlar olduğu zaman da bu tarafın eksik kalıyordu. Yani iyi tarafını görüp biraz değerlendirebilir miyiz tarafındayız açıkçası. Evet sevgili dostlar, Ufuk Altay ile beraberiz. Kendisi tabii ki müzisyen kimliğiyle aramızda. Ama aslında kendisi bir businessman. Yani bir iş adamı. Fakat biz önce biraz müziğini konuşalım diyoruz. Ufuk Altay kimdir? Ne zamandan beri müzik yaptı? Yaptıysa neler yaptı? Ve o yaptıkları nerelerde var? Üzerine böyle bir giriş yapalım istiyoruz. 2020 tarihli şarkıları, single'ları dijital platformlarda şu an yayında. Ama ilk çıkışından itibaren hikaye nasıl başladı? Aslında ben bir özet geçmeni senden rica edeceğim. Ondan sonra da ayrıntılara biraz girelim. Ne dersin? Olur. Aslında benimki birazcık böyle gülümseten bir hikaye. Normalde iyi bir müzik dinleyicisiyim diyebilirim. Herkes kadar. Müsaadenle çayımdan bir yudum alıyorum. Buyurun efendim. Ne demek? yani ben tabii iyi bir müzik dinleyicisiyim. Hatta şöyledir. İşte biraz önce de görüştük. Hani mutfak biraz bana ait. Geceleri burada haftada 2 gün, 3 gün sabahlara kadar müzik dinleyip işte kaldığım çok olmuştur. Ondan sonra. Ya tabii şöyle bir sözüm var benim. Hani işte eskiden aşağıda bağırıyordum. Şimdi yukarıda bağırıyorum. Yani hep böyle bir isteğim vardı açıkçası. Sonra hani şöyle bir şey oldu. Aslında bana destek olsaydı diye bir söz dizi var bende. Her şeyin başına koyarım ben onu. Hani bana destek olsaydı şu çok iyi olurdum, bu o çok iyi olurdum. Bir gün bir yerde oturuyorken Banu bana artık git dışarıda ne yapıyorsan yap dedi. Sağ olsun. Çünkü hani bana destek olsaydı ben de çok iyi şarkıcı olurdu diye bir söz söyledim o anda. Öyle bir feyz aldım. Sonra bir denk geldi. Bilenler bilir. İşte Goy Goy grubu vardır. Eski Jack Daniels. Mert'e buradan selam. Evet. Ondan sonra biz onunla da bir aslında iş arkadaşlığımız vardı. Bu konuda ondan bir aslında destek aldım. Dedim ki yani böyle böyle nasıl yapılır, nasıl başlamam lazım? Ya da sen nasıl bana tavsiyelerde bulunursun? Abi dedim ben sana tavsiyede bulunamam. Senin sesin zaten var. YouTube'dan izle. Onlar dedi şeydir. Sana örnektir. Oradan başlarsın. Aslında bunu tabii bu esprisi belki ama tabii gençlikte vesaire de TRT'de çıkmıştım vesaire var. Yani iyi bir okulda okudum. Büyük bir koro vardı. O zamanlar aslında bir altyapı var. Tabii bu süreçle beraber çalışmalara başladım. Bir de ben biraz profesyonel yapmayı severim her yaptığım işi. Dolayısıyla bunun işte birinci döneminden, ikinci döneminden böyle bir sıralama yaparak bir amatör gruba girdim. Orada işte bazı denemelere başladım. Sonra şan hocaları tuttum. İyi hocalarımdan, iyi öğretmenlerden dersler almaya başladım vesaire. Sonra da belli bir süre içerisinde Sabri ile tanıştık. Sabri bizim hem şu anda da bas gitaristimiz. Onunla da bazı kurgular yaparak hazırlık dönemine girdik. İşte ondan sonra da sahnelere başladık. Yani aslında başlangıçta sona kadar diğer hani belki görüştüğün diğer sanatçı dostlardan belki biraz daha yeniyimdir. Ama yaptığım süreç fena gitmiyor diyebilirim. Yani birçok kişiye göre biraz hızlı ilerledik gibi duruyor. Umarım anlamlı yürüyoruzdur. Evet. Bir de bir Babarak oluşumu var abi. Senin ekibin evet. Değil mi? Evet. Bu Goy Goy'la bir alakası var mı o ekibin ya da grup üyelerinin? Aslında yok ama şöyle Goy Goy tarafı benim için çok büyük bir tecrübe tarafı. Çünkü Mert'le iyi bir dostumuz var. Sonra onların işte çıkmış olduğu sahnelerde bana yer vermeleri var. İlk sahnemi bana Mert sağlamıştır. Ondan sonra Buda'da hiç unutmam. Bir gün hani gel söyle
çıkacak mı? Bu da vardı, bu da. Evet, kibarca reddetmiştim. Çünkü hani çalışayım, öyle geleyim. Hani sen bana bir şarkı söyle, biz çalışalım, ondan sonra gelelim. Yani burada insanlar saçma sapan şeyler görmesin diyoruz. Ki iki hafta sonra sağ olsun beni ilk sahneye çıkaran kişi olmuştu Mert. Ondan sonra, daha sonra işte onların kulislerinde beraber olduk. Ve ben o süreçte aşağı yukarı bir, bir buçuk sene 100 kere falan Estarabim söyledim abi. Estarabim, Ufuk Altaylı'ya geçmeye başladı benim isim. Çünkü biz orada hani kadrolu, ne diyeyim, kadrolu misafir sanatçı gibi olduk. Bunun için minnettarım onlara. Bu bana çok iyi bir... Abi Erkin Koray bu kadar söylemiş midir ya acaba? Bilmiyorum ama yani devam ettiğimize göre demek ki insanlar da ya da işte Goy Goy grubu da sağ olsun bana yer verdiğine göre demek ki güzel olmuş bir şeyler. Biz de bundan sonra hani tabii o süreçte ben tabii bununla yetinmedim. Yaptığım iş işte Sabri ile beraber tanıştık o dönemde zaten. Ekibe aha, yeni enstrümanistler alıp arkadaşlar dahil edip sonra ismi daha sonra Babarak olacak. Ekibi oluşturmuş olduk. 2019'da da kendi konserlerimizi vermeye başladık. Yine ilk çıktığımız yer Buda. Bu arada işte orada Hasan, yani Bahadır abi, Ahmet, yani hepsi sağ olsun bize güvendiler. Bir yerden başlamış olduk. Bu arada hastasın galiba. Geçmiş olsun çok. Yani geçtiğimiz günlerde bir -3-5 falan olduk. Bir kar yağdı falan ya İstanbul'da. Buralar tabii biraz daha yüksek ve biraz soğuk aldığımı düşünüyorum. Dün bugün biraz böyle bir... O kar topunu sen yaptın o zaman demek ki. Evet evet. O, her şey öyle başladı. dün bugün affedersiniz biraz burnum tıkalı. Bazen rahatlıyor, bazen tıkanıyor. O yüzden arada bir böyle peçeteyle silmek zorunda kalıyorum. Çok özür dilerim, kusura bakmayın. Geçmiş olsun çok. Ama çok ciddi bir şeyim olduğunu zannetmiyorum. Şükür iyiyiz yani, iyi diyelim. Maltepe en sevdiğim semt demiş Selma Hanım. Maltepe'de ben de ortaokula giderken bir dershane vardı. Maltepe'de ben de dershaneye gidip geliyordum. Ben de bir Kadıköylüyüm aynı zamanda. Maltepe'ye de dershaneye gidip geliyordum sevgili Ufuk'cum. Baya baya gelenler oldu, oluyor da. Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Hoş geldiniz sohbetimize. Efendim zengin İbrahim, iyi akşamlar, başarılar demişler. Efendim çok teşekkür ederiz herkese. Bakalım kimler var diye ben böyle bir Serdar Bayezid yolun açık olsun demiş. Teşekkürler. Kadıköy'de ekmeği bostancıdan mandalina alınır. Ne demek anlamadım. Onu geçelim. Tabii konunun dışında gelen mesajlar da var. Canlı yok mu? Canlı yayın var. Ama canlı çalmayacağız. onu yapmayalım. Çünkü Instagram altyapısında birazcık böyle teneke gibi gelebiliyor sesler sevgili dostlar. Onu biz Ufuk'la önceden konuştuk. Yani onu sanatçılar da pek tercih etmiyor. Çünkü televizyon ya da bir radyo altyapısı olmadığı için burada böyle çok böyle stereo, çok böyle güçlü, iyi ses gitmiyor yayına. Ben de tercih etmiyorum. Sanatçı zaten tatmin olmuyor. Uf ya, teneke gibi çıktı. Ay benim gerçek müziğim bu değil falan oluyor. O yüzden de yapmıyoruz. Böyle bir durum var. Pekala sevgili dostlar. 2020 Kara Seferler en son klip şarkısı değil mi Ufuk? Doğrudur. Bunu aynen, pandemi sürecinde yaptı. 2020'nin son günlerinde artık teslim ettin. Bu klip şu an yayında, izlenebiliyor. Yayında izlenebiliyor. Evet. Üç tane şarkı gördüm. Ben Spotify'da. Doğru. Üç tane şarkı gördüm. Efendim bana bir söz ver. Kal yanımda, Kara Seferler en son yayınlanan şarkı. Doğru mu? Doğru. Bana bir söz verle başladı her şey bizim için. Birazcık evet, deneme amacıyla hani yaptık. İş ondan sonra zaten profesyonelliğe dökülmüş oldu görsel olarak. Yani biz klipleri aslında bana bir söz verip biz bir yönetmenle bir ekiple çalışırsak onlardan ne isteyeceğiz demek için bir önden kendimiz bir şeyler yapalım. Yani adamla böyle konuşurken en azından bir şeyler bilerek yapalım diye yapmıştık. İyi tepkiler de aldık. Ondan sonra zaten bir dostumuz var sizinle. Yine Erhan'a buradan selamlar buradaysa. Mert İpek'le tanıştırdı bizi. Mert aslında yine bizim hani arkadaş eşrafımızdan. O da zaman zaman Goy Goy'da bir gitar alıp bir şarkıda iki şarkıda eşlik ediyor onlara.
mizahlar olarak tanışıyorduk ama yani böyle bir samimiyetimiz yoktu. Onunla konuştuk, planlarımızdan bahsettik, neler yapabileceğimizi anlattık, şartlarımızı anlattık. O da bize inandı sağ olsun, vakit ayırdı. Çünkü Mert iyi bir yönetmen, yurt dışında ödülleri var. Türkiye'de aşağı yukarı 15-20 tane bildiğiniz o yarışmalar var ya, hani birçok şu anda bile yarışma çekti. Son bölüm daha yeni yayınlanmıştır. Yani bayağı bir yol. Sağ olsun. Müzik yarışması, ses yarışması gibi. O tarz. Yok. O, yani birçok şey var. Yani o da vardı bir belki portföyünde. Yani en son bir işte internet sitesinin yapmış olduğu, sponsor olduğu bir şey vardı. Yarışma programı vardı. Onun çekti. Hani o dönemlerde de bu programları yaptığı için bizim için aslında bayağı bir şans oldu onunla çalışmak. Çünkü hem müzisyen kimliği var hem de kendi işi alanında, kendi alanında bir ekibi var. Dolayısıyla bizi yönlendirdi. Biz de istediklerimizi, ne yapmak istediğimizi, neler görmek istediğimizi biraz anlatınca aslında kafalar buluştu. Dolayısıyla biz Kalganım'dayı beraber çekmiş olduk. İyi bir ekip oldu. Hani aşağı yukarı orada enstrümanlarla beraber biz toplam 20 kişi falandık. Yani hazırlık dönemiyle beraber 2 hafta kadar bir dönemi oldu. Bir günde de sabahtan akşama kadar, yani aşağı yukarı 12-13 saatte klibi çektik. Yayını da geri dönüşte de iyi oldu. Dolayısıyla biz bu sefer Afet diye bir şarkımız vardı. Ama pandeminin böyle hararetli dönemine denk gelmişti artık, yani Eylül-Ekim böyle. Biz Afet'e çekmek istiyorduk şarkıyı. Afet'te de biz kalabalık bir kadro düşünüyorduk. Hatta işte belki bundan sonra da olacaksa o olacak yine klipte ama 20-30 kişinin olduğu böyle bir beraber hoplayıp zıpladığımız bir klip düşünüyorduk. Ama çok hararetli olduğu için de insanları riske atmamak adına biz şarkı sıralamasını değiştirdik ve Kara Seferler'e geçtik. Ama Kara Seferler zaten günün ve şarkıların dünyanın bütün problemlerini ele alan bir şarkı olduğu için aslında zamana denk gelmiş oldu. Evet. Yani zaten bir normalleşirsek, gerçekten bir normalleşirsek, o zaman zaten o hoplamalı zıplamalı 30 kişi kadrolu klip olur. Ben de gelirim, ben de hoplarım zıplarım mesela. Güzel, güzel olur. Olur. Ondan sonra güzel. Harika olur. Oktay Giray, Ufuk selam dostum demiş. Selamlar abiler. Serdar Bayezid, canlı bekliyoruz. Tamam işte, canlıyız, yayındayız şu an. Bak benim ekranda canlı yazıyor zaten. Aziz Doğan Official merhabalar demiş. Mert İpek böyle yapmış. Böyle rock and roll yapmış. Herkese Mert İlgin gülmüş. Barbecue Maniacs böyle yapmış. Mert burada işte. Yani demin söylediklerimizi olmadım duymuşsun. Yani ben ona Mert Bey herkesin içinde söylediğimi bir daha söyleyeceğim. Bunu pek kabul etmiyor. Hatta bana kızıyor böyle dediğim zaman ama Mert benim bir nevi hocamdır. Ben ona örnek alıyorum sağ olsun. Yani o çok uzun yıllardır müziğin içinde. O ne kadar ben öyle dememi sevmese de ben Mert'i çok seviyorum ve onu örnek alıyorum. Hala da alırım yani. Çok sevesim ve görsün. Ben de Mert'i ben de çok seviyorum şu an. Ben de çok sevesim geldi birdenbire. Mustafa canım abim demiş. Selahattin merhaba demiş. Merhaba. Böyle kısaltma isimler var. Büyük ihtimal belki sen tanıyorsun ya da arkadaş, eş, dost. Ama ben bilmiyorum. Harf harf söylemek de komik gidiyor. Komik geliyor. Serdar Maltepe candır demiş. Böyle bir Maltepe hayranlarının da izlediği bir program. Maltepe falan böyle. Yedirtmeyiz lan Maltepe'yi falan. Anadolu yakası olsun, çamurdan olsun, paniteryer. Yani ben doğma büyüme bir Kadıköylü olarak, Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğmuş biri olarak. Ben de öyle oldum. Zeynep Kamil'de doğdum. Evet. Evet, biz Ufuk'la Kamil'iz. Kızlarımız da Zeynep. Evet. Yani İstanbul'un genelini seviyoruz tabii ki. Başka İstanbul yok. Ona göre hareketlerimize dikkat edelim. Okey. Ama Kadıköy Anadolu yakası tamamdır. Yani çamurdan da olsa, kuru da olsa seviyoruz biz. Okey. Hepsi babarak, iyi yayınlar olsun Mert İpek. Teşekkürler Mert İpek. Çok teşekkürler. İzmir Marşı ile buradayız. Daima sevgili dostlar. Müzik On Air Instagram profilinde Ozi ile Türkçe olarak sohbetleri devam ediyor. Karşımdaki yakışıklı adamın adı Ufuk Altay. Ben Ozi, sizlerle beraberim. Sevgili dostlar, bu arada abi saçın maşallah çok gür. Böyle nasıl ilgileniyorsun bu saçla? Hemen kuruyor mu? Bir bakımı var mı? Abi bana bakın, berber baktı.
Ne dedi? Çünkü ben 6 ayda bir gidiyorum abi adama. Dolayısıyla adam diyor artık gelme. Ben de kapatıyorum zaten dedi. 6 ayda yana... bir geleceğine hiç gelme diyor. Senden kazanacağımız para Allah'tan gelsin diyor. Yalnız uzattıran da kendisidir bu arada. Eyüp'ün kulağı çınlasın. Zamanda bana bol bol söylemişti. Biz kısa saçlı diyor tabii ama. Bu hale gelince de artık adam ne yaptı? Ya bir ara düşmandır. Ya bir ara kısa saçlıydın yani değil mi? Ya benim uzun saç davam 6-7 senedir aşağı yukarı. Yani ondan sonra hiç kesmedim. Ama evet. Yani ya bir 3 ayda 5 ayda bir şöyle bir 10 santim falan gidiyor. Ha yani okey. Güzel ama böyle kırçıllı, beyazlı, grili, beyazlı. Ya o konuda şanslıyım. Şanslıyım evet. Evet. Bak benim sakallar senin saçlar gibi. Bak, o güzel bak. Evet. Bayağıdır takılıyorum. O benim gözüme güzel geliyor. Yapsak böyle bir şey acaba bize? Böyle grili, siyahlı, beyazlı falan benim de. Böyle bir emin değil ne renk olacağını. Hocam sen sonra benim kaşlar beyazlıyor. O kötü. Böyle buralardan böyle bizim Leo gibi benim Sibirya var. Hatta yanımda yatıyor şu anda. Belki merhaba der. Şöyle bir göstereyim size. Köpek mi? Of abi o nedir? Şu güzelliğe bak. Ay çok güzel, güzel ya. Yani onun kaşlarına benziyorum diyeceğim. Çok güzel bir şey ya. Çok güzel bir şey. Harika bir hayvan. Çok güzel. Vallahi harika, süperler. Yani bazen değil, bence ağırlıklı olarak insanlardan daha iyi hayvanlar. Furkan Kalkan, Ufuk abi seviliyorsun demiş. Sağ olsun. Pani yasaklardan kaçanlar için demiş. 55 Kul Osman Babarak demiş. Babarak, baba gibi rak yani. Efendim Yalçın. Babarak konusunda belki biraz daha bir şeyler anlatmam lazım diye düşünüyorum. Şimdi ekibin diğer üyeleri de burada önemli kişiler. Şimdi Yiğit, mesela davulcumuz Yiğit Kundak. Deli gibi çocuk, bile yakışıklı. Ondan sonra bütün gözler onda sahnedeyken falan. Ama hem benim back vokalimi yapıyor, hem twin pedal kullanıyor, hem de şarkı söylüyor bir yandan back vokalde. Veya işte bazen ona da mikrofon uzatıyoruz. Birkaç şarkı böyle kendisi söylüyor. Diğer yandan Atacan, mesela Atacan Canay klavyede, piyanoda inanılmaz işler çıkarıyor. Piyanist, kompozör aynı zamanda. Bizim şarkıları hem yorumlar da yapıyor. Klavyelerimize, piyanolarımıza o çalıyor. Sinan'dan bahsedebilirim. Sinan bizim aranjörümüz aslında. Ama 25-30 senedir herhalde bu işin içinde. Yani Nükhet Durusu'ndan Ajda Pekkan'a kadar çalışmış bir insan. Onun müzik bilgisi, kafa yapımız... Yani Türkiye'de hani varsa sayılı miktarda rock kayıtçısı, enstrüman kaydı konusunda inanılmaz işler yapar. O konuda şanslıyım, hem Atacan hem Sinan. Ondan sonra bir de işte askerde bir kardeşimiz var, Alp Tekin. Uzun süre bizle beraber olmak için bekledi. Tam gruba girdi, askerliği çıktı adam. Askere gitti, gitaristimiz. Ondan önce de birkaç tane gitaristimiz oldu. Yani Burak siz bu arada... özür dilerim araya girdim ama siz bu arada Babarak'la da bayağı da bir konserler yapmışsınız. Yani yaptım. Değil mi? Sayısı bayağı yüksek. Doğru. Aşağı yukarı 40 konser verdim bir senede. 2019 işte 2018 sonu 2019'la beraber. Evet. Genelde ilk çıktığımız yer bu da. Kadıköy'de gene sahne aldık birçok yerde. Sağ olsun. Dorak'ta da işte mesela çalmıştığımız oldu ama böyle bir program gibi değil de daha çok ekip olarak misafir olarak çıktık orada. Wall'da çıktık. Şimdi zaten bu dönemde kliplerle beraber işi birazcık daha profesyonel edilmek için de bundan sonrası için de Tuğba'yla çalışıyoruz. Tuğba'yı belki tanırsın. Tuğba'yla arkadaşım. Aynen. Evet çok sevgiler selam. Tuğba'ya da. Belki o da buralardadır belki. Tuğba'ya da buradan sevgiler gönderiyoruz. Tanışıyoruz. Yani şu anki durumda tabii konser yok ama yani bir senede olabilecek güzel bir rakama ulaştığımızı düşünüyorum. Çünkü haftada 2-3 konser verdik yani o dönemde. Gayet güzel, gayet güzel. Bu arada zaten eğer her şey yolunda gider, bu aşı muhabbetlerinden sonra biraz daha böyle vakalarda azalma ve hastalıkların sona doğru gitmesi, eğer grafik o yönde ilerlerse mesela böyle Mart, Nisan, Mayıs, belki bir hayat tekrar olması gerektiği gibi normale bir döner. Belki o zaman performanslar ya da bu canlı performans mekanları da tekrardan açılır. Ne dersin, ne düşünürsün bu konuyla alakalı? O zaman da yani devam edecektir tabii. Yarın bir toplantı varmış. İşte biraz önce Tuğba ile konuşuyorduk.
Yarın toplantı varmış. Bu restoranlar vesaire hani açılması açılmaması veya HES kodla bu işi yapılabilir mi yapılamaz mı ona bakacaklar sanırım. HES kodu hakkında? davası girerse restoran ruhsatı olan ama aynı zamanda müzik yapılabilecek yerler biraz böyle işi zorlayabilir. İşte geçen sene de biliyorsun akustik yaptılar girişlerde vesaire böyle. Evet. Böyle biraz iyi giderse işler artabilir ama ben Haziran diyorum genelde. Yani tam Evet, böyle evet. aşılar artık ikinci aşılar olur Tabii. vesaire biraz daha fazla aşı gelir. Evet. Dolayısıyla ben Haziran Temmuz bekliyorum gene. Evet. Aman yeniden çoğalmasın. Mevzu büyümesin de Haziran'da olsun abi. Sorun değil. Anladım. Önemli olan sağlık. Çünkü tüm dünyayı kasıp kavurdu bu olay. Sırf Türkiye değil. İstanbul başlı başına zaten milyonlar var bu şehirde. Ankara'sı, Bursa'sı, İzmir'i keza öyle. O yüzden de Haziran'sa Haziran, Temmuz'sa Temmuz. Ha Nisan, Mayıs olsa çok daha okey ama bakalım Gönüller günler ne istiyoruz tabii de gösterecek? işte yani Tabii. diğer taraftan da risk. Herkesin ailesi var, yaşlı insanlar var. Tabii. Tabii. Yani bir yandan Evet. bunlar tehlike atmak. Başka biz klibi erteledik yani sırf o yüzden sıkıntı olmasın diye. Evet. Aziz Doğan eski rock'ım amatör olarak uğraşıyordum. Onun için rockçıları çok seviyorum demiş. Yani Sağ olsun. rockçıları tabii ki seveceğiz. Yani popçuları da sevelim. Arabeskçileri de sevelim. Müzik yapan, duygusunu insanlarla paylaşan herkesi sevelim. Bence. Ama tabii rocker okey yani. Eyvallah Yani Aziz o konuda Bey'e. şöyle bir şey söyleyebilirim istersen. Yani herkesin bir dinlediği tarz var. Ama bir de insanlara tarzlar değişiyor zaten. Yani bir Evet. insan sürekli X dinlemiyor. Yani birçok insan zaman zaman ki ben de öyleyim. Yani klasik müzikle dinliyor insan. Yani arabeskle dinliyor. Bazen öyle bir şey görüyorsun ki. Yani hakikaten Moda insan. göre. Tabii. Birazcık moda göre insanlar değişiyor zaten. Yani o yüzden ben böyle bir yerlere sıkışmayı sevmiyorum. Tamam rock müzik, rock sound yapıyorum ama yani mesela bizim ilk işte Babarak isimden de geliyor biraz. Hani Anadolu Rock kısmında çok anılırız. Bizim ilk çıktığımız sahnelerde cover şarkılar seslendiriyorduk çünkü bir repertuarımız var. Cover'da tabii Anadolu Rock ağırlıklı ama güncel müziğe de mutlaka yer veriyorduk. Ama bir Babarak isimden dolayı birazcık şeydeyiz. Anadolu Rock yapar bunlar bakış açısı var. Ama biz onu da seviyoruz. Çok seviyoruz. Yani Cem Karaca, Barış Manço, işte Haluk Levent. Yani aklıma gelmeyen Değil bütün üstatlar bizim sahnemizde yer alıyorlar. Onları yad etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hani ama günümüzde de bir şeyler değişiyor. Müzik değişiyor. Yani bugün listelere baktığınız zaman neler var hepimiz görüyoruz. Yani hepsi kendi açısından güzel, kendi içinde güzel. Mutlaka dinleyicisi var ki oraya yukarılara çıkmışlar. Abi tabii bizim rock müziğin hani ileride geride kalması gibi bir şey söz konusu mu bilmiyorum ama bence herkes zaten yapması gerekeni yapıyor. Dönem birazcık sadece bunu etkiliyor. Bir de sosyal paylaşım platformları da biraz etkiliyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne diyorsun bu konuda ama sanki hani paylaşılan o platformlar müziği de biraz yönlendiriyor gibi geliyor bana. ya evet tabii ki dijital platformlar biraz dengeleri değiştirdi. Faydası da var. Zararı olduğunu düşünenler de var. Ama sanatçının kendi müziğini yayması adına, dinleyicilerine ulaşması adına, müziğini pazarlaması adına ya da satması adına tabii ki faydalı dijital platformlar. Yoksa öbür türlü nasıl yayıyorduk? Eski sisteme baktığında bir plak firmasıyla muhakkak çalışman gerekiyordu ki onlar hard copy'ni, kasetini, CD'ni ya da bir şeyini bassın ve bandrollü bir şekilde müzik mağazalarına satış amaçlı yayabilsin. Böyle bir sistem zaten kalmadı. Yani artık hani eskiye oranla şimdi zaten kaset basılmıyor. CD'de belki basılıyor, belki basılmıyor. Tekrar işte plak hayatımıza geçti. Artık CD olmaz ama plak inşallah diyorlar mesela müzisyenler. Haliyle ne oluyor? İşte bu dijital platformlar, aklımızdaki olan tüm dijital platformları düşünelim. Oralardan sanatçılar yani bir yere bel bağlamadan, ruhunu teslim etmeden kendi şarkılarını oradan yayarak bir kitlesini oluşturabiliyor. Hatta böyle tanınabiliyor, meşhur oluyor. Belki ondan sonra bir plak firması peşine düşüyor. Ya sen acayip dinlenen bir isimmişsin. Hadi gelsin albüm yapalım diyorlar. O zaman da tabii ki roller değişiyor. Doğru. Sanatçının istedikleri daha çok olmaya başlıyor. Çünkü eskiden seni böyle alırdı.
böyle hüp sömürürdü mesela bazı plak firmaları. Böyle ruhunu emerdi yani. Böyle 100 bin birinci satışta sana bir yüzde verirdi. Ama 100 bin adet satana kadar sen bir şey kazanamazdın falan filan. O yüzden de iyi tarafları da var, kötü tarafları var. Ben mesela biraz old school kafadayım. Ben istiyorum ki mesela çıktıysa bir albüm, benim elimde bir CD'si, bir kaseti, bir şey olsun isteyen bir adamım. Yani ben biliyorum, 44 yaşındayım. Arabalarda CD çalar yok ben diyen böyle birisine pick-up'lar içinde arabalarda pick-up yok demiştin değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Evet tabii, yani şu an geçtiğimiz hafta yaptığımız yayında konuşmuştuk onu galiba, öyle hatırlıyorum. Yani evet tabii, şimdi o konuğum da çok güzel izah etti tabii durumu. Ama ben de o zaman pick-up yok, o zaman plak niye çıkıyor ki o zaman? Çünkü o kafadaysak onu demek durumunda kaldım orada. Yani o zaman bence olsun mesela, arabalarda CD player olsun. Ne var ki abi? Yani gereksiz bir body kit takacağını bir araca bence CD player koy. Mesela örneğin. Yani ya bir de bence tabii şöyle, olmalı. İnsanlar biraz şartlandırılıyor aslında. Yani özgürlüğümüz, evet yani sosyal platformlar özgürlük alanı diye geçiyor ama bence %100 o kadar özgür müyüz? Bence biraz tartışılır. İşte bahsettiğin şey aslında ona benziyor. Yani ben CD'den dinlemeliyim, MP3'den de, işte MP3 player'da da dinlemeliyim. İşte abi, bana onu sun. Yani evet, bana sen onu sun. Sen gerisini boş ver. Araba benim değil mi? İster CD dinleyeyim, ister memory stick. Sen her şeyi yapabiliyorsun arabanın üstüne. Ivır zıvır gereksiz bir sürü aparat takabiliyorsun. Oraya gelince mi sorun var? Araba teybini de CD player'li yap ama yanına memory stick takılabilecek bir şey de yap. Ben ona Bluetooth'la da bağlanabileyim. CD'm varsa CD de dinleyeyim. Demeyeyim evet. Ki bir yayında, abi zaten arabalarda bile CD player yok. Demeyeyim. Bunu o konu diye demiyorum yani. Yanlış anlaşılmasın. Kasetçilerim ama onu da koysunlar. Yani olsun. Hepsi var elimizde. Yani tabii evet. Seven insanlar bunları tutuyor elinde. Yani ben de evet. İlk CD çalarım, böyle mini CD, böyle belime eşek kadar böyle taktığım bir CD player'ım vardı. O hala durur. Sony'nin işte o kaset çalarları ünlüydü biliyorsunuz, Walkman. Onlardan tabii, hala tabii. durur. Kasetlerim hala durur. Yani abi böyle, çocukluğumuz öyle geçti ya. Tabii yani onları tabii sevenler tutuyordur illaki. Ve onlar bir seçenek aslında hala. Bunda bence tabii, özgürlük olarak görebilmeliyiz her yerde. Ben mesela yoldayken atıyorum metrobüse biniyorum, bir yere giderken Spotify'dan açıyorum, müziğimi dinliyorum. Yanımda CD deck mi taşıyacağım? Ama evde de CD dinliyorum mesela gibi örneğin. Bu tercihleri dayatmadan insanlara bırakmalılar. Bu araç üreticileri, teknoloji üreticileri falan da böyle yapmalılar bence. Zaten biz tercihimizi yapabiliriz, yapmalıyız. Siyah beyaz bir Umut kuzenime selamlar demiş. Barbecue Maniacs. Bu da gecelerini özledik. Ya gecelerle alakalı birçok şey özledik sevgili dostlar. Yani bu da gecesini de özledik. Roxy'yi de özledik. Durakix Large'ı da özledik. Abi kemancıyı da özledik baktığında mesela. Hepsini yani hepsini özledik. Ondan sonra Cima, ben Emin Ünlü sahne programı planı nedir? Canlı performansını yaşamayı bekliyoruz demiş. Real Chanta Office isimli kullanıcı. Canlı performans planı pandemi paraleliyle tabii ki alakalı maalesef. Birazcık. Yani biraz belli olsa zaten. Sırma saçlı kardeş demiş. War Race. Senin ruhun genç Ufuk abi. Ufuk abi, Ufuk abi dediği için yaş kaç Ufuk abi? Ben 43 yaşındayım. 77. Tamam. İşte yaşıtım bir adamla karşı karşıyayım. Eyvallah. Sevgili dostum. Yani şöyle, belki dezavantaj, bir yerde de avantaj. Yani müziğe geç başladım, doğru. Yani profesyonel olarak ilgilenmeye geç başladım diyeyim. Ama ben faydasını da görüyorum. Çünkü belli bir yaşanmışlık var. Belli bir yani belli bir iş hayatım var. Dolayısıyla buradan aldıklarımı sözlerime yansıtıyorum şu anda. Yani uzun süredir söz yazıyorum. Şarkıların sözleri bana ait zaten. Dolayısıyla bu bir hani dezavantaj avantaj. Yani artık neresinden tutarsam oradan yürüyor yani. Yaşla çok alakası yok. İstemekle alakalı var sanki biraz. Tabii ki tabii ki tabii ki. Bu arada zaten yani adam 83 demedi mesela yani. 43 dedi. Köse Mehmet. Ben hala kullanıyorum kaset ve plak demiş.
Devrik cümlenizden dolayı da teşekkür ediyorum. Ama biz anladık ne demek istediniz. Çok teşekkür ederiz. Ben hala kullanıyorum kaset ve plak. Evet, ben de hala kullanıyorum kaset ve plak ve CD. Ufuk da kullanıyor hala kaset, plak, CD. Mesela. Sende böyle bir şey olayı oldu mu hiç? Ufuk, böyle hani toplayayım, arşiv yapayım. Var mı öyle bir şeyler evde? Gelsen mesela ben senin evde böyle CD kaset bulur muyum? Yok ya, o şimdi aslında bir dönem vardı. Bayağı da kasetim vardı. Hatta hani 200-300 civarında hani kaset vardı bende. Sonra onlar bir işte yer mevzusuyla ilgili bir depoya gitti. Depoyu da su basınca hepsi perte oldu. Çok üzüldüm. Abi o işte çok kötü çok işte üzüldüm. Onlar var ya. Şimdi çok onlar üzüldüm. Mesela çok çok değerli çok biliyor musun? Tabii olmaz mı? Çok değerli. Ama Allah'tan birçoğunu dijitale aktarmıştım. Tabii zaten artık yani elimizde her şey var belki ama yani onların bende dijital hali duruş çoğunu. Evet. Sevgili dost. Yani. Ha okey. Hiç yaşını göstermiyorsun Ufukcum demiş. NYRTACA. Geç iyi geç başladım demişler. Ah, bir soru gelmiş. Atacan Canay'dan en sevdiği 5 grubu sayabilir mi? Yerli veya yabancı demişler. Yani şöyle geçmişten geleceğe mi bakalım? Yani ben tabii rock metal çok dinliyorum. Geçmişten hani Man Over çok severim. Evet. Iron Maiden severim. Kiss severim. Ondan sonra yerlilerden hani eski grup olarak demiyorum ama hani o biraz önce saydığım sanatçılar benim için baş tacı. Onların dışında güncel olarak düşünürsek sadece de söyledim. Mor ve Ötesi'nin bayağı bir severim Mor ve Ötesi'ni. Sözleri de çok çünkü anlamlı. Benim baktığım bir yerden bakıyorlar. Ondan sonra tabii Atacan da kendi grubu var. Atacan bizim bahsettiğim klavyecimiz Atacan. Zırtapoz grubu var onların da. Beraber ortak projeler yapıyoruz şimdi. Evet. Atacanlarla şimdi yeni bir şarkı kaydettik. Dönenciyi onlar güzel bir hale getirdiler. Bir cover yaptılar. Biz, benden de vokal istediler. Ben onlara böyle bir vokal yaptım sağ olsun. Onun dışında söyleyebileceğim yani çok var tabii de. İnsan bir anda düşününce aklına çok fazla gelmiyor ama Athena'nın şarkılarını mesela çok beğenirim. Söylerim aynı zamanda. Güncel olacak taraflarda da hani daha güncel hani üçüncü yeniler tarafına pek bakmıyorum ben. Hani beğenmediğimden değil, elim gitmiyor hani alışık değilim. Henüz yani bir yerde denk gelse belki dinlerim zaten. Evet. Olsun güzel grup örnekleri verdin. Zaten old school'da hepsi Mor ve Ötesi zaten Türkiye'den. Evet. İşte Iron Maiden falan dedim mesela onlar da. İşte Metallica'dır, Slayer'dır tabii böyle. Ya ben biraz karavan olur. Kafasındayım eskiler bilir. Evet yani, abi karavan. Yani tabii. Çok böyle gidememiş bir insanım. Biraz kaybım var orada. Ama karavanda evet. Doğum günü kutlamış bir insanım. Hani böyle yardır. Yani el böyle şıklatınca işte Hill and Kill çalan. İşte abi hadi buradayız falan deyip de Manover'ı basan bir zamane çocuğuyduk yani o zaman. O zamanlar çok güzeldi. Ben o zamanları çok özlüyorum. Yani köprü altı kemancıya abim giderdi. Onun yanında ben de gitmek için hadi beni de götür. Bulamaç olurdum herife. Böyle. Oğlum sen nereye geliyorsun? Yaşın tutmuyor. Zarsurt falan filan. Olsun ben de geleceğim falan diye böyle kıçına takıla takıla herifin köprü altı kemanlara gittik. Allah rahmet eylesin. Zeki abi tabii sahibiydi. Nur içinde yatsın. O insanların ortamlarında büyüdük. O insanlarla tanıştık. İlk Teomanların, Şebnem Ferahların, işte Athena'ların sahneye çıktığı zamanları şahit olduk, izleyebildik. O sahnelerde işte Erkin babaları izledik vesaire vesaire. Aklıma gelmeyen bir sürü çok iyi repertuara sahip bar grupları vardı. Onları izledik yani Jukebox'lar, Etnik Sentetikler falan gibi. Yani birçok grubu izledik. Ne hala o zamanları yaşamış olmak benim için mutluluk verici. O yıllara ait çok güzel hatıralar var. Köprü altı işte Şahsiz, yandı bir şeyler oldu. Sonra işte sıra serviler hikayesi başladı. Beyoğlu, Taksim.
Taksim deyince zaten Taksim'in Taksim'i olduğu zamanlar sevgili dostlar. Yani yaş tutanlar bilecektir. O yaş tutanlar zaten en az 35-40 yaşında işte şu an bizler gibi. Ve o zamanlar İstanbul'da Beyoğlu Taksim çok daha Beyoğlu Taksim'di. Şimdi mesela hani hatıra fotoğrafları paylaşıyoruz ya, bak işte 20 sene önceki Taksim böyleydi. Ah ah diye Instagram'a post girenler var ya. İşte bizimle yaşta olan adamlar veya kadınlar onlar. Çünkü o zamanlar çok daha güzeldi. Yeşillikli, tramvayın olduğu, tamam yine tramvay var falan filan ama daha böyle ruhu vardı Beyoğlu'nun değil mi? Yani ruhu aynen, daha güzeldi. Ruhu vardı. Yani orada bir keşmekeş hep vardı. Keşmekeş vardı ama yani evet, güven konusunda sıkıntı yaşamazdın. İstediğin zaman istediğin yere girip çıkabilirdin. Yani istediğin müziği ya da sabahlamak istiyorsan yani 20 mekan bir anda gezebiliyordun ve hani bir problem de yaşamıyordun. Dolayısıyla şimdi aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Çünkü yani turist mekanı gibi bir şey oldu orası. Hani bize ait değil gibi bir şey var. O yüzden Kadıköy belki bu kadar şenlendi. Vallahi ben turist olduk Kadıköy belki ama. Yani turist her zaman vardı tabii Beyoğlu'nda ama şimdi daha çok Arap ağırlıklı bir turist var. Yani eski oranla şimdi baktığında mesela o Hollandalılar, o İngilizler ya da o Amerikalılar ya da o uzak doğudan gelen misafirlerimiz yok. Daha çok Arap ağırlıklı. İşte evet, işte İran'dan, ben Suriye'den. Ben ona Tarabya Gürlü diyorum. Yani Dubai'den. Onlar gene vardı. Araplar gene vardı. Ama hani böyle Tarabya cemiyeti gibiydi onlar biraz. Böyle oralara takılırlardı. Hani böyle gördüğünüz zaman. Ama yani Taksim sonuçta bir bizim için, İstanbullular için bir eğlence mekanı merkeziydi. Dolayısıyla biz orada okuldan kaçıp giderdik yani baktığı zaman okula. Spor abi şey olayı, bir yoktu yani. Şöyle bir muhabbet vardı. Bilenler bilir. Hafta sonu Taksim'e çıkıyor muyuz abi falan diye bir şey vardı. Ben bir Taksim'e çıkayım. Yani Taksim'e çıkma diye bir durum vardı insanlar. Yani müdavimler arasında. Abi keman mı yapsak, bijitan mı yapsak, peyoteye mi gitsek? Gitar falan mı yapsak? Hani, bir gitar mı yapsak falan, Taksim'e çıkmak falan gibi durumlar vardı. Yani Taksim'de olsan da Taksim'e çıkıyordun. Öyle bir durum vardı yani. En büyük hayalini sormuş Serdar. Ufukçum, en büyük hayalin var mı, öyle bir hayal? Yani müzikal konuda bir hayalim var gerçekten. Ben Japonya'da Barış Manço Tribüt yapmak istiyorum abi. Hem de Japonya'da Barış Manço Tribüt çok güzel olur. Acayip ses getirir. Bayağı ses getirir. Bayağı ses getirir. Bence. Umarız böyle bir şey olur. Ben yapmak istiyorum. Yani böyle bir hedefim var. İmkan olursa bunu yapabilirim diye düşünüyorum. Yani oralara gelelim bakalım. Aziz arkadaşımızın sorusunu yönelteyim sana. Yeni nesil müziği hakkında fikirlerini merak etmiş. Yani bu üçüncü yeniler dedim mesela az önce ve benzeri yeni nesil hakkında nedir bakış açı? Yani o tarz. Genelleme yapabilirim. Sonuçta beğeniliyorlar ki dinleniyorlar. Güzel müzik de yapıyorlar. Ben beğeniyor muyum bu tartışılır. Hani bu başka bir şey. Ama dinliyorum. Evet. Birçoğunu da dinliyorum aslında. Ama sonuçta şöyle bir kültür oluştu. Şu anda hip hop ve rap birçok şeye etki ediyor. Hatta hani üçüncü yenilerin içerisindeki söz dizilimlerine baktığım zaman da sözlerin artık böyle daha uzun ve daha sık aralıklarla söylendiğini, daha uzun cümlelerin söylendiğini, bu da birazcık rap'i çağrıştırdım. Bu benim kendi fikrim. Rap gibi alternatif rap yani. Gibi oluyor. Ya bu kötü bir şey mi? Değil. Yani sonuçta dediğim gibi insanlar bunu hissediyorsa yapsın abi, benim hiç problem yok. Dolayısıyla üçüncü yenilerle ilgili hiçbir art niyetim yok. Herkes seyircisine ulaşıyor. Beğenen de dinliyorsun işte. Yani biz bunu tabii yapabiliriz, yapamayız gibi bir şey yok. Ben de bir gün yarın öyle dizilime ait bir söz yazabilirim. O anda ne hissediyorsam onu yazmam gerekiyor. Yani şöyle bir şey de var. Hani şeydir ya, sanat sanat mı, sanat işte dinleyici mi? Valla ikisi de oluyor aslında. Yani ben mesela kendi açımda şöyle yapıyorum bazen. Ulan bir şarkı yapayım, bir şeyler yazayım. Bunu beğenmezler. Ha, bu benim için. Bu benim için olsun. Ya da işte bazen sözler yazıyorum. Diyorum ki ya bir şey çok hareketli, böyle sahnede insanları zıplatsın, hoplatsın. Hani bizim de önümüzde hani bazı şarkılar vardır ya böyle şeydir. O çalınca böyle o millet böyle zangır zangır zıplar. Yani işte bir Mor Ötesi veya Duman'ın şarkılarını düşünür. Sanat Eren'in şarkılarını düşün mesela. Günümüzden örnek vereyim diye söylüyorum. Yani bazen öyle bir şarkı yazmak istiyorum.
Evet, o zaman da dinleyiciler bunu beğenir mi diye düşünmeden edemiyorum. O zaman oluyor. Var mesela işte Afet birazcık öyle. Ama mesela Kara Seferler'e bak, söz dağılımında şeydir, yani ağırdır baktığınız zaman sözler. Yani evet. O yüzden üçüncü yeniler, ben beğenip beğenmeme benim şey önemli değil. Beğenenler beğeniyorsa zaten sıkıntı yok. Aynen. Peki, unutmadan Ufuk'cum, sosyal ağ adreslerini paylaşsana bizimle. Sana nerelerden ulaşabiliriz? Sosyalde ben Instagram, Facebook'ta varım. Evet. Twitter'da hesabım var ama çok fazla aktif değil. İki taraftan tamam. Da Ufuk Altan yazınca zaten hemen başlarda çıkıyorum. YouTube'da evet. Kanalım var. Kendi şarkılarımı kanalımdan yayınlıyorum. Ufuk Altay diye zaten orada da görünüyor. Ondan sonra LinkedIn tamam. Hesabım var. Ama orada böyle sanatla ilgili bir şey paylaştığın zaman burası iş yeri, kardeşim falan diye yorumlar geleceği için oraya herhangi sanatla ilgili bir ya, şey belirtmeyi ben mesaj yazdım orada aşkısı. LinkedIn'e ben bir girdim, bir üye oldum ben oraya falan filan böyle ama ya bana birazcık sıkıcı geldi orası ya. Bana sıkıcı abi. Değil. Aynen. Ya çok sıkıcı. Aynen. Ya ne bileyim aynen. Abi böyle çok snob bir ortam orası. Şimdi diyor ki atıyorum yani sallıyorum elit, mesela. Yani biz elitiz diye kokuyor orası böyle. Çok elit şeyler yani yapmak hepi, falan. Hepsi yoğun. Oradakilerin hepsi yoğun ve hepsi çok iş adamı ve iş kadını ve çok gıcık gıcık tipler, tamam mı? Abi yani, ben de çok gıcık olurum ona. Yani bana mesela şey müşteri de olabilir, şey de olabilir. Ben çok meşgulüm arıyorum. Ya tamam kardeş, ben de meşgulüm ya. Allah Allah. Ona göre, benim yani meşgulsen meşgul. Söz ver, sen tut. Hiç LinkedIn yani anladın mı? Hiç ben söyleyemiyorum bile. O yüzden de niye ben oraya abone oldum, üye oldum falan filan. Onu da bilmiyorum. Orada mesela şey yapıyor. Mesela Ahmet'in yeni işi için Ahmet'i tebrik et falan diyor. Mesela böyle. İşte Züleyha işte sınıf atladı. Önceden personel şefiydi, şimdi CEO oldu. Onu bir daha tebrik etsene falan diyor böyle. Mesela ben şey çok sıkılıyorum. Yani ben çok sıkılıyorum böyle şeyler. Belki zayıf bir mecra ama iş açısından oldukça iyi bir yer. Ben sana onu söyleyeyim. Biz abi ama işte biz müzik eğlence sektöründe ruhen yaşıyoruz. Ruhen yaşıyoruz ve çalışıyoruz ya. Ben hiçbir zaman sabah evden çıkarken işe gidiyorum demedim, biliyor musun? Yayına gidiyorum. Radyoya gidiyorum, televizyona gidiyorum, çekime gidiyorum dedim. Hiç işe gidiyorum demedim. O yüzden biz LinkedIn'lik değiliz bence. Olabilir. Yani ondan, ben iki tarafta da olduğum için şimdi ama, yani birazcık evet. Yani her şey kararında güzel. Yani orası iş içinse iş için kullanıyoruz. Yani çok fazla da dediğin gibi aslında yani çok düz. Yani bir de şey de var. Tepki de çıkıyor hemen. Yani böyle değişik bir şey yap. Sosyal bir şey gönder mesela. Hemen tepki altına 100 tane mesaj gelir. Ya bunları burada niye paylaşıyorsun? Tamam. Üzülmeyin. Yani. Demin oradakiler çok gıcık dedim ya. Gıcık değilsiniz. Tamam. Çok tatlı insanlarsınız. Tamam. Şaka yaptım. Hadi. Hadi tamam hadi. Hadi. Kızarlar mızarlar abi. Onu hemen şey yapayım da. Değil mi? Bir şey yapalım. Tabii canım herhalde. Biz LinkedIn'iz. Sen ne biçim konuşuyorsun falan diye. Çıkıyorum şöyle. Beyoğlu'nu Araplar kaplamış demiş. NYRTCAC isimli hanımefendi. Nerede ya? Ben hiç görmüyorum. Beyoğlu'na çok gidiyorum. Hiç Arap görmüyorum. Ne üniversite şenlikleri kaldı, ne festivaller. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sanırım. Hayır, böyle içimizi karartmak yok. Her şey güzel olacak. Daima think positive. Pozitif düşüneceğiz ve pozitif yaşayacağız sevgili dostlar. Her zaman. Ay öyle olmaz da böyle olmaz da yok. Her şey çok daha iyi olabilecek. Hayat her şeye rağmen umut var, ümit var. Okey, böyle bakalım. Lütfen böyle bakalım. Pozitif bence olalım. De öyle. Bence de öyle. Pozitif. Bazen bol tarafını görmek lazım her zaman. Tabii ki. Yani ben mesela bu kadar yani pandemi olmasaydı sahnede devam edecektik. Belki kendi şarkılarımı yine ötelemeye devam edecektim. Yani şarkıları yapmayacaktım, klipleri çekmeyecektim. Yani sonuçta bu benim için bir fırsat oldu. Buradan bakmak lazım. Yani herkes yapamadığı bir şey var kesinlikle. İleride. Fırsat. Kesinlikle. Beterin beteri var sevgili dostlar. Yani efendim Allah bugünümüzü aratmasın diyelim. Abi. Ben öyle toparlayayım olayı. İyi yayınlar diliyoruz. Ufuk'la beraber hafta sonları stüdyolarımız olurdu. 5-6 arkadaş birlikte müzik yapardık. Ufuk harika bir yola girdi. Başarılar diliyoruz. Run for Rock demiş. Evet. Kim? Mehmet abi. Teşekkür. Evet. Run for Rock. Hepsine selam söylüyorum. Onlar da çok güzel şeyler yaptılar. Hatta Anadolu Rock 8 diye yanlış söylemeyeyim. Albüm çıkıyor. İkincisi.
Orada da şarkıları var. Rocket'ten Rocket'ten mi bahsediyorsun? Rocket çıkıyor. Evet. 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 Orada da şarkıları var. Son klip bir harika. Serdar. Serdar demiş. Son klip bir harika. İzlemediysen sevgili dostlar, Kara Seferler isimli şarkının klibi şu an platformlarda yayında. İşte YouTube'da var. Oradan izleyin. Serdar gibi bakalım siz de böyle düşünecek misiniz? Son klip bir harika diyecek misiniz? Evet. Bakalım. Ah şu korona günleri bitse de Ufuk abinin harika sahnesine yine gidebilsek. Ben seni hiç sahnede izlemedim biliyor musun? İnşallah bir sahnede geliriz vallahi de izleriz. Çok isterim. Ya şöyle bir şey, sahne bizim için abi eğlence kısmının dibi. Yani şöyle bir şeyimiz var bizim abi. Biz eğleneceğiz bir kere. Yani kendim eğleneceğim. Ekibim eğlenecek. Yani biz orada bir görev icra etmek yanında kendimizi eğlendirmek için de orada olacağız. Ha, bu bir kural neredeyse bizim için. Evet. Seyirci eğlenecek. Mekan da eğlenecek. Bak mekan da eğlenecek. Biz yani mekan işletmecisinin zıpladığını bilirim yani. Ya da işte bana böyle yazıp kağıda Bahadır abi sağ olsun bana şu şarkıyı söylesene diye. Şeyi yani bizim için önemli olan orada insanların gerçekten eğlenmesi. Çünkü zaten hayatta dışarıda bir sürü şey var. Bir sürü şey yaşıyor. Yani bizim için orası bir kişi de olsa kendimize de çalıyor olsak eğleneceğiz abi. O yüzden de zıplamak yani bu saçları savurmak şart yani. Amaç o zaten canım. Yani bak ağlamak da var, hüzünlenmek de var, mutlu olmak, gülümsemek de var, kahkaha atmak da var, hoplayıp zıplamak da var. Bu sanat içinde, müzik dünyasında, müzikte bunların hepsi var yani sevgili dostlar, değil mi Ufuk? Yani hüzünlenebileceğimiz şarkılarda söylemiyor musunuz? Muhakkak. Söylüyoruz. Hatta şöyle bir şeyimiz var. Bizim o dönem bir kardeşimiz vardı. Ondan sonra bizle beraber klarnet çalıyordu. Bizim rock şarkılarında. Klarnet eşliği yapıyorduk. Erman ismi. Sağ olsun. Buradan da selam söyleyeyim ona. Şimdi aramızda değil ama. Biz Ferdi Tayfur şarkısını rocklaştırıp klarnetle bir araya getirip böyle. Hadi Ufuk bizim bir tane de adaşım var. O da sağ olsun. Herkese benden şöyle böyle diye bütün salona işine gönderince biz de tabii boş durup öyle olacağını yani insanın herkese benden hayran. Hah öyle bir şey işte. Bazen onun sayesinde bayağı güzel geceler geçiriyoruz. Onu tabii. Yani duygulara hitap etmek çok önemli. Yani oraya gelen kitle insanlar eğlenmeli. Ne istiyorsa ona göre yaşamalı ama yani dışarıda yaşadığından farklı bir şey yaşasın istiyorum. O yüzden de biz eğleniyoruz. Onlar da eğleniyorsa, o elektriği de alıyorsak hep beraber azıyoruz abi. Harika. Sevgili dostlar, Ufuk Altay'ı internetten takip edin. Sosyal ağlardan takip edin. YouTube'u var. Ufuk Altay olarak bulabilirsiniz. Şu an dijital platformlarda 3 tane şarkısı yayınlandı. Yepyeni bir klibi var. Kara Seferler. O da yayında. Onu da izleyin. Bu pandemi sürecinden sonra tekrar sahneler başlayacak. İnşallah programlar başlayacak. O zaman da hep birlikte gideceğiz, izleyeceğiz. Hep beraber hoplayacağız, zıplayacağız. Ümit ediyorum. Sözünü alıyorum o zaman. Tabii ki seve seve her zaman ben çok teşekkür ediyorum. Kapıya evet. Ozi artı 69 yaz. Ben böyle kalabalık bir şekilde geleyim abi. Bunları yaşayacağız, bunları yapacağız. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım seninle ben sohbet etmekten. Sevgili dostum. Ben çok keyif aldım. Var mı böyle bir eklemek istediğim bir şeyler? Yavaştan böyle veda fazla. Söyleyebileceğim şey şu, tabii kendi şarkılarım şu anda belki diğer arkadaşlara göre biraz az sayıda ama şu an 4 şarkım neredeyse bitti. Onları yayına alacağız. Hani albüm olarak mı yayınlayalım, tek tek kısa gruplarla EP mi yayınlayalım, her kafadan bir ses. Hani danışıyorsunuz bizle nasıl yapalım diye. Dolayısıyla onlarla şu anda haşır neşiriz. İşte sahneleri bekliyoruz. Bu arada sadece şeyi söyleyebilirim. Mert Ulus'a, Sevinç Ulus'a çok selam söyleyeyim burada. Ondan sonra bizi seninle tanıştırdım. Teşekkür ediyorum onlara. Evet. Ben de buradan Sevinç'le Mert arkadaşlarıma, o güzel çifte teşekkür ederim. Buradan onlara da sevgiler. Sağ olsunlar. Yani önümüzdeki döneme hasretle bekliyoruz. Artık insanlarla böyle bir maskesiz temas kurmak iyi olur herhalde. Bekliyoruz yani. Maskesiz yani sarılmak somurtuyor mu, gülüyor mu konuşurken, ne diyor bu adam? Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Görelim artık yani. Abi yani işte ben eve girerken bizim burada çalışanlar falan oluyor böyle. Hani sitede. Abi kolay gelsin ne haber diyorum. Bakıyor böyle. Benim ben diyorum maskeyi indiriyorum. Ha abi merhaba eyvallah ya falan. Hani o bile tanımıyor ya. Düşün yoldan geçen insan zaten nasıl tanısın falan. Ama bazen de bizi kimsenin hani
görünmek istemediğimiz kişiler de olur ya mesela bazen. Kafaya bir şapka, bere, bir de maske, zaten oradan yırtıyoruz böyle. Hop. O ona da işe yarıyor mesela. Yo, denemedim, bir deneyeyim ben bakayım onu. Ama saçlar var çok ya. Belli oluyor benim. Abi sen saçları biraz zor kaparsın. Maşallah gür saçlar. Senin saçlar için motosiklet kaskı takabilirsin. Bak öyle bir şey olabilir. Belki o zaman olabilir. Taktığım zaman da oluyor. Yazı motorla bazen şey yapıyorum. Ama evet. O saçlar şöyle oluyor genelde. Hay Allah ya. Bir türlü kapatamıyoruz. Kaskın içine giriyor yok. Bana bak ağzına giriyor böyle. Çıkıyor ya. Bakıyor falan. Mesela ekle şeye giriyor. kaskın. Sakat. Sakat. Yolunuz açık olsun demiş herkes. Ben de yolun açık olsun diyeyim Ufuk'cum. Vakit ayırdın. Canlı bağlandın. Bize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ufuk'a da katkısı olan herkese ve izleyenlere de Müzik Onayır ailesine de çok teşekkürler. O zaman öptük seni. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Herkese selam olsun. Herkes mutlu olsun. Umarım hastalıksız güzel bir yaza doğru gideriz inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. İyi bakın kendinize.